It's more like orange. Yeah, it's like orange. It's more like orange, but they didn't have any name to give it at that time. So we just found a name for a different thing. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Elvin Levinler. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle çok yakın bir geçmişi değil, 9 yıl öncesini, benim hayatımda dönüm noktası olan, hayatımda hiç unutmayacağım anlardan oluşan bir anıyı paylaşmak istedim. Hindistan'ı. Aslında bu fikri biraz da aklıma siz soktunuz. Çünkü yeni başlayanlar için yoga videosunu hazırlarken, yogaya nerede başladım, Hindistan'a gitmiştim gönüllü olarak, aslında çok küçük bir cümle içerisinde bir detaydı. Fakat o detayı o kadar çok insan gördü ve daha sonra bana bununla ilgili o kadar çok soru sordunuz ki. Önce tek tek cevaplamaya çalıştım. Belki bazılarınızın gözünden kaçmadı o satır arası. Belki kaçanların da çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konu olduğu için bunu sizinle daha detaylı olarak paylaşmak istedim. Ki aslında benim için de çok güzel oldu çünkü 9 yıl olmuş, 2008'de gitmiştim ben Hindistan'a ve 9 yıl öncesinin teknolojisiyle o zamanki bakış açım, o zaman gördüğüm, değerlendirdiğim şeyler o kadar farklı ki bugün üzerinden bu kadar çok yıl geçtikten sonra oturup bunlardan tekrar bir video hazırlamak aslında benim için de çok kıymetli. O yüzden elimden geldiğince, aklıma kazınan hatıraları hatırladığımca, videoların, fotoğrafların yettiğince sizinle bu anımı, bu hayatımda dönüm noktası dediğim bu iki ayımı sizinle paylaşmak istedim. Bunu yaparken gerçekten üzerimde Hindistan'dan aldığım, şöyle göstereyim. Hindistan'dan aldığım kıyafetlerimden bir tanesini giydim. Zaten ben bunu hala gündelik hayatımda da kullanıyorum. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Arkamdaki kocaman dünya haritasından da Hindistan'ı görebiliyorsunuz. Fakat benim gittiğim yer orada çok küçücük bir nokta. Haritadaki yeri de burada. Ben dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu ISEC'le gönüllü olarak gittim oraya. Size ISEC'le ilgili daha detaylı bilgiyi videonun ilerleyen kısımlarında vereceğim zaten. Fakat ben bu organizasyonu nasıl buldum, neden Hindistan, nasıl başvurdum, nasıl seçildim ve nasıl gittim birazcık ondan bahsetmek istiyorum. 2008 yılı, ben Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum. Birinci sınıfı bitirmişim ve birinci sınıfın yazı. Ve ben daha önce hayatımda hiç tek başıma yurt dışına çıkmamıştım. Bir yandan dilimi geliştirmek istiyorum çünkü okuduğum bölüm tamamen İngilizce. İngilizceyi kağıt üstünde öğrenmek başka bir şey, hayatında kullanmak çok başka bir şey. Pratiğimi geliştirmek istiyorum fakat öyle herhangi bir dil okuluna falan gitmek istemiyorum. Acaba ne yapsam derken, tesadüf o ya ya da mucize o ya, artık adına ne derseniz. Tam olarak nereden çıktığını da hatırlamıyorum fakat internetten bir şeyler bakarken ben ISEC'in ilanını gördüm. Şu anda sistem birazcık daha farklı. Dediğim gibi sizin için biraz araştırdım, onu ilerleyen kısımları da anlatacağım. Fakat 2008 yılında ben gittiğim sene aslında sınavlar belli bir tarihe kadar yapılıyor ve Mart'ta falan kapanıyor. Fakat biz Mayıs, Haziran ayındayız. Fakat benim şansıma o tarihlere yeni bir ek sınav konduğunu, kontenjan açığı olduğunu ve hala öğrenci yerleşimlerinin devam ettiğiyle ilgili bir duyuru gördüm.
Hemen başvuruyu yaptım. Önce bunun için İngilizce bir sınava giriyorsunuz. Sonra mülakata katılıyorsunuz. Mülakattan sonra eğer seçilirseniz hangi ülkeye gideceğiniz ve nasıl bir projede çalışacağınız belli oluyor. Yani benim zamanımda öyleydi. Ve ben hemen akabinde sınava girdim. Daha o zaman yurtta kalıyorum. Annemlere, babamlara bahsedecek vaktim bile yoktu. Her şey çok hızlı gelişti. İlk başta yazılı sınavı geçtim. Sonra sözlü mülakatı geçtim. Fakat bu ek bir sınav olduğu için benim çok fazla şansım yoktu. Bir Doğu Avrupa ülkeleri vardı. Bir de Hindistan vardı. Ben zaten farklı bir deneyim yaşamak istediğim için o zaman en farklısı olsun dedim ve Hindistan'ı seçtim. Ve sonra büyük bir heyecanla anneme babama anlattım filan. Tabii bizimkiler o kadar heyecanla karşılamadılar haklı olarak. Çünkü Hindistan'a gönüllü olarak gidiyorsun, nerede kalacaksın, ne yapacaksın? Bir sürü onlar için korkutucu unsur var. Aslında benim için de tamamen konfor alanını bırakıp gittiğin bir nokta. Nereye gideceğim, ne yapacağım? Müthiş bir tecrübe. Fakat bir yandan da öngöremediğim bir sürü riski de içinde barındıran bir şey. Ve ailemin de bundan bu şekilde korkması kadar normal bir şey yok. Ben de içten içe korkuyorum ama bir yandan da evet bu yapmam gerekiyor, bu tam işte istediğim şey bu modundayım. Ve o kadar az zamanım var ki hemen işlemlere başlayıp projemi seçip gitmem gerekiyor. Bu arada 127 ülkede var ve dünyanın her bir yerinden öğrenciler seçiliyor. Sen Türkiye'den bir kişi, üç kişi, artık kaç kişi seçildiyse gidiyorsun oraya. Fakat tamamen bir muamma. O zaman büyük babam acayip destek çıkmıştı. Gitsin görsün tabii, hayatında yaşayamayacağı, kitaplardan öğrenemeyeceği, filmlerden izleyemeyeceği bir tecrübe demişti. Gerçekten de öyle oldu. Babamın hiçbir zaman gönlü tam olarak razı olmadı. Hatta o gittiğim 2 ay boyunca ben 10-12 kilo verdim. Fakat benim kadar herhalde babam da onun stresini yaşayıp bir o kadar da o vermiştir. Hayatımda ilk kez tek başına yurt dışına çıkıyorum. İlk kez tek başına farklı bir dil konuşulan bir yerdeyim. Ve sadece farklı bir dilin konuşulması haricinde tamamen bambaşka bir kültür, bambaşka bir mevsim. Yemeği farklı, insanı farklı, oturduğum, uyuduğum, uyandığım yer farklı. Fakat hayatımda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesiydi oraya gitmek. Sokak çocuklarının hayat standartlarını yükseltmeye yönelik bir proje seçtim. Benim projemde garaj gibi bir alanı kapatmışlar ve oraya geliyorlar. Orada hayatlarını idame ettirebilecekleri kadar İngilizce öğretiyoruz. Bir yandan resim, boyama, şarkılarla birlikte hem dili öğrenmelerine yardımcı oluyor hem de becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bir süre sonra öyle bir bağ kuruyorsun ki onlar bana yoga öğretiyorlar, ben onlara bale öğretiyorum, işte kendi danslarını yapıyorlar falan. Yani aslında nasıl anaokulunda çocukların hem becerilerini hem de zekalarını geliştirmeye yönelik bir takım faaliyetlerde bulunur. Bu bizim uzman olduğumuz bir konu değil aslında ama biz de internetten kitaplardan okuyup onların bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorduk. Aslında benim projem buydu. Fakat her şey böyle duyulduğu kadar kolay olmadı tabii ki. Çünkü gidişimizle birlikte başlayan çok zorlu bir yolculuk. Hiç alışık olmadığım bir atmosfer. Bir kere şehrin kokusu, dokusu, her şey o kadar farklı ki dedim ki ben bu işi başaramayacağım. Çünkü gitmeden bir takım aşıları olup gidiyorsun. Fakat bazı riskleri de alarak gidiyorsun. Ve doktorun uyardığı şeyleri hatırlıyorum. Mesela dişlerini fırçalarken mutlaka içme suyuyla fırçala veya eğer bedenin ıslandığında, çamura bulaştığında mutlaka yıka. Fakat muson mevsimine gittim ve sürekli yağmur yağıyor ve ıslanmamak gibi bir durumum yok. İnsanlar, bütün arkadaşlarımız, o dünyanın her tarafından gelen, bizden bir iki hafta önce gelip biraz daha alışmış arkadaşlarımız ayakları çamur içinde geziyor ve bize doktor böyle bir uyarıda bulunmuş. Ve böyle ne yapacağımı şaşırmış. Gerçekten ilk aileme bir mail attım. Ben geldim fakat belki 2 ay kalmayabilirim. Her şey yolunda, merak edilecek bir şey yok. Siz gelişmelerden haberdar edeceğim. Burada durumlar birazcık değişik diye. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. O durumu küçümsediğim, beğenmediğim için değil. Sadece 19 yaşındayım. Daha önce hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamışım. Ve gerçekten konfor alanının bu kadar dışına çıkmak, tecrübeyi okuyarak, öğrenerek değil, birebir yaşayarak deneyimlemek o kadar farklı bir şey ki. Anlatılınca belki diyorsun ki yok ya ben yaparım, ben güçlüyüm, ben ederim falan ama bir anda başına gelince ailenden uzaktasın. Orada sen başkasına yardımcı olmak için gitmişsin ama kendine hayrın yok öyle bir durumda. Günde 4 saat su akıyor, saçlarım belime kadar, yıkayamıyorum, yıkanamıyorum, doğru dürüst beslenemiyorum. Adapte olmakta ciddi sıkıntılar çekiyorum fakat bu söylediğim gerçekten
ilk bir hafta değildir. Çünkü bir haftanın sonunda ben ortama, oradaki arkadaşlarıma, çocuklara o kadar alışmıştım ki hiç bir haftaki önceki halimden eser yoktu. Ve bu adaptasyonu sağlamamda aslında oradaki diğer Isaac'li öğrencilerin yardımı ve katkısı sonsuz. Kendini bazen tek başına hissedersin, ellerini başının arasına alıp hayır olmaz yapamayacağım, yapamıyorum işte dersin ama kafanı kaldırıp baktığında aslında yalnız olmadığını, bu tecrübeyi seninle paylaşan başka kültürlerden onca öğrenciyi, senin gözlerinin içine bakan o küçük çocukları gördükten sonra bir anda hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ondan sonrasında gerçekten her bir anın tadını çıkarmaya çalışıyorsun. O kadar değişik şeyler yaşadım ki ben orada, bütün bu tecrübelerin yanı sıra birazcık size onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki ilk olarak çocuklardan başlayacağım. Bahsederken bile sesim titriyor. Bu çok çok acayip bir his gerçekten. Ay, duygulandım. Çocuklarla çalıştığımız, dediğim gibi böyle bir garaj katı gibi bir alan var. Bir de yine Hint bir öğretmenleri var. Tabii bizim için uzman olduğumuz bir konu değil, bildiğimiz bir konu değil. Tamamen aslında içimizden geldiği gibi ve öğretmenin yönlendirmeleriyle. Fakat iletişim kurmak o kadar kolay değil. Çünkü çocuklar İngilizce bilmiyor. Evet, halk İngilizce konuşuyor. Öğretmen de birazcık İngilizce konuşuyor ama çoğunlukla bakışarak, işte jestler ve mimikler kullanarak anlaştığımız bir durum. Fakat çocuk dediğiniz o kadar öğrenmeye aç, o kadar sevgiye aç ve senin gözünün içine bakıyor ki sen ona zaten bir adım gitsen o sana koşarak geliyor. O yüzden de onlarla iletişim kurmak asla zor olmadı. Beraber neler yaptık? Tabii o zaman kullandığımız kameralar, şimdi kullandığımız cep telefonların 50'de biri kalitede çekiyor. Fakat yine de gözlerinin nasıl ışıldadığını, sana nasıl baktığını, ona temas ettiğinde onun verdiği tepkiyi aslında siz bu fotoğraflardan bile eminim çocukların gözlerinden okuyabilirsiniz. Beraber bale yaptık, yoga yaptık, danslar ettik, şarkılar söyledik. Onların kına becerilerini geliştirmeleri için bedenimizi tahta yaptık. Onlarla güldük, oynadık, dans ettik ve çok fazla şey paylaştık. İşte çocuklarım böyleydi. Çocuklarım demek istiyorum çünkü o zaman da hep bahsederken çocuklarımla bunu yaptık, şunu yaptık. Bilmiyorum bu hissi anlatmak konusunda şu an ne derece başarılıyım. Fakat gerçekten ben hayatım boyunca başka hiçbir yerden edinemeyeceğim bir tecrübe edindim ve aslında ben onlara iyilik yapmaya gittim ama onlar bana hayatım boyunca unutamayacağım şeyler öğrettiler ve belki bana hayatım boyunca yapılabilecek en büyük iyiliklerden bir tanesini o çocuklar yaptılar. O yüzden onların yeri bende çok ayrı. Sonrası biraz Hindistan'ı anlatmak gerekirse, o kadar büyük, o kadar kalabalık bir yer ki ben Hindistan'a gittim dediğimde sanılmasın ki Hindistan'ı altının üstüne getirdim. Fakat Hindistan içerisinde çok fazla seyahat ettim. Yani Bombay, Jaipur, Jodhpur, Yeni Delhi, Agra, kuzeyini dolaştım diyebilirim. 16-17 saat süren tren yolculukları. Çok fazla seyahat ettim. Çocuklarla çalışmadığımız iki günleri birleştirip, tatilleri birleştirip, sürekli oradaki arkadaşlarımızla beraber planlar yapıp bir yerlere gittik, gezdik, gördük. Yani sadece sokaklarında dolaşmak bile müthiş bir tecrübe. Sokaklarında dolaşmak, sokaklarda dolaşan inekleri, kuzuları, keçileri görmek, sokakta satılan bir mısırı alıp yemek, marketten bir şişe su almak, tren istasyonunda bulunmak, treniyle 16-17 saat seyahat etmek, bütün bunların hepsi o kadar büyük tecrübeler ki sadece orada bulunmak ve o havayı koklamak bile gerçekten müthiş bir deneyimdi benim için. Peki ben oraya gittiğimde gönüllü olarak gittiğimi söyledim. Nerede kaldım diye merak ediyorsunuzdur eminim. Kaldığım bölge Gujarat bölgesiydi ve Gujarat Public School diye Gujarat'taki bir okulun yatakhanesinde kaldım. 4 kişiyle paylaşıyorduk odamızı. Burada gördüğünüz çocuklar o bölgenin okuyan çocuklarında. Fakat onlarla ders yapmıyor olsak da onlar da her zaman çok sevgi dolu, çok sıcakkanlı ve hemen seni gördüğünde sarılmak istiyorlar, seninle konuşmak istiyorlar. Yemeklerimizi o okulun yemekhanesinde yiyorduk ve o okulda kalıyorduk. Uçak biletlerimizi kendimiz alıp gittik. Yani konaklama ve yemek aslında onlardan karşılanıp oradaki masraflarımız ve uçak
biletlerimizi biz kendimiz alıyorduk. Çünkü o zaman para biriktirip uçak biletimi de ben kendim almıştım. O zaman benim için böyle çok büyük, önemli bir olaydı. Bu gördüğünüz insanlar dünyanın dört bir yanından gelen, aynı gönüllülük projesi için gelen arkadaşlarım. Kaldığımız okul böyleydi. Bu okulun da bana kattığı çok fazla şey oldu. Çünkü onlar da gönüllü olarak yoga eğitimi veriyorlardı. İşte ilk yogaya ben orada o şekilde başladım. Onun haricinde Hindistan'da çok fazla ritüel var. Çok fazla kutlama, çok fazla şeye anlam yükleyerek bir sürü güzel tatlı küçük ritüelleri var. Ondan sonrasında yine danslar, kutlamalar falan. Zaten çok renkli. Yani sokaklarda mesela bazen işte dolaşan renkli sariler içerisinde kafasında bir şeyler taşıyan bir kadın görüyorsun. Ya da sokakta oynayan, dans eden çocukları görüyorsun. Gerçekten Bollywood filmlerinden fırlamış gibi. O yüzden her bir anı görmeye değer bir yer Hindistan. Onun haricinde yaşadığım en büyük tecrübelerden bir tanesi dediğim gibi uzun süren tren seyahatlerim. Evet, ben çok hızlı alıştım oradaki yemekleri yemeye, baharatlara, insanlara, onların kıyafetlerini giymeye, bindilerini takmaya. Fakat öyle bir şey ki sonuçta bu bizim alışık olmadığımız bir şey ve midem bir süre sonra dur dedi. Artık bu kadar baharatı alamıyorum. Hiçbir şey yiyememeye başladım. Yani 5. haftamdan sonraydı sanırım. Gerçekten bir günü böyle yarım bisküviyle geçirip arkadaşlarıma yedim deyip böyle bisküvinin yarısını yastığımın altına sakladığım anlar falan var. Güçten düşüyorsun. Zaten kaldığım bölge dini olarak biraz katı bir bölge olduğu için et, süt, yumurta, proteine dair hiçbir şey tüketmedim. O yüzden zaten zayıflamaya başlamıştım. Yani yeteri kadar beslenemiyordum. Onun üzerine bir de midemden rahatsızlanınca epey bir kilo kaybettim ve güç kaybettim aslında. Fakat işte çocuklar, o manzaralar ve o yaşadığım tecrübeler beni ayakta tutan güç onlar oldu aslında. Ve bu hastalandığım dönemlerden bir tanesi Safari'ye Jaipur'a giderkene denk geldi. Üzerine 3 gün develerle çölde kaldık. Çölde uyuduk, gece kum fırtınasıyla uyandık. Develerle tekrar devam ettik. İnanılmaz bir tecrübe. Şimdi bile yaşadığımı düşünüyorum. Belki şimdi birisi hadi gidiyorsun desen korkar, cesaret edemeyebilirim. Çünkü günlerce ne telefon var ne ışık var, ailene asla haber veremiyorsun. İnternet 9 yıl öncesi diyorum ve orada dediğim gibi çok gelişmiş değil. Ancak aileme haber vermek için internet kafeye falan gidiyorum. Çünkü telefonlarımız öyle internetli falan da değil. İnternet kafeye gidip onlara mail yazıp birkaç gün sonra artık ne zaman gidebilirsem o zaman haber veriyorum. Fakat bir yandan da hayatım boyunca unutmak istemeyeceğim manzaraları aklıma kazımaya çalışıyorum. Bu bazen uyandığın zaman ayakkabının içinde yürüyen tarantula da olabiliyor. Fakat gece uyandığında gördüğün yıldızların manzarası da olabiliyor. Çok uçlar var ama çok renkli. Onun haricinde başka size özellikle bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi de dünyanın 7 harikasından bir tanesi olan Taç Mahal. Taç Mahal Hindistan'ın Agra şehrinde 1600'lü yıllarda inşa edilmiş aslında bir anıt mezar. Şah Cihan'ın eşi için, eşi öldükten sonra ölen eşine Yamuna Nehri kıyısında yaptırdığı bir anıt mezar. Bu kadar gizemli bir yapısı olan, dünyanın 7 harikasından biri olan Taç Mahal'i de görme şansım oldu. Hindistan'da gazeteye çıkmışlığım bile oldu. Bu bir ritüellerinden bir tanesinde renkli ellerimizle duvara boyama yapıyorduk. Benim de omzumda gökkuşağından bir dövmem var ya. Gazeteye paylaşıp uluslararası öğrenciler buraya gelip çocuklara eğitim veriyorlar, gönüllü projelerde bulunuyorlar diye. Bu da tabii hiç unutmayacağım anılardan bir tanesi oldu. Oraya gidip de orada gazetede çıkmış olmak. Benim Hindistan hikayem böyle diyemem. Anlatacak daha sonsuz hikaye var. Size anlattıkça hatırlıyorum. Aslında bu videoyu birazcık da kendim için yapıyorum. Çünkü asla unutmayacağım dediğim bazı anılar ister istemez yıllar geçtikçe siliniyor, etkisini yitiriyor. Evet, belki bazılarını hiç unutmuyorsun ama hepsini o olduğu canlılığıyla hatırlamak tabii ki mümkün değil. O yüzden şu anda bu yaptığımda bana kendime çok büyük hediye oluyor yine. O yüzden siz de buna vesile olduğunuz için size tekrar teşekkür ederim. Şimdi gelelim bugün Isaac'le siz bir şeyler yapmak istediğinizde neler yapabiliyorsunuz? Birçok kişinin bu konuyu çok merak ettiğini biliyorum. Şimdiki vereceğim bilgileri de aslında ben biraz internetten araştırıp size veriyorum. Çünkü dediğim gibi ben gittikten sonrasında çok fazla şey değişti. Ben gittiğimde kaç ülke vardı tam hatırlamıyorum ama 50-60 civar gibi hatırlıyorum. Şu an 127 ülkede var ve 1948'den beri aslında dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu diye geçiyor.
Isaac aslında size yurt dışına turist olarak değil, gönüllü olarak da gitme imkanını sunuyor. Hatta profesyonel staj imkanları da sunuyor. Bunda da yine benzer mülakat süreçlerinden geçtikten sonra bir şirkette veya bir STK'da, bir sivil toplum kuruluşunda para kazanarak çalışma imkanınız var. Şöyle bir farklılık olmuş. Benim dönemimde sadece üniversite öğrencileri gidebiliyordu. Şu anda Isaac'le gidebilmek için üniversite öğrencisi olmak zorunda değilsiniz. Tek koşul 18-30 yaş arasında olmak. İkinci bir değişen şey, eskiden başvuru yaparken bir eşlik parasından bahsetmiştim ya size. Onu başvuru yaparken eskiden yatırmanız gerekiyordu. Artık ücretsiz online bir şekilde kayıt olup seçildikten sonra eşlik parasını yatırıyorsunuz. Bu da güzel bir gelişme olmuş çünkü seçilmediğiniz noktada veya fikrinizi değiştirdiğiniz noktada en azından hala fikir değiştirme şansınız var veya paranızın yanmaması gibi bir garanti var. Onun haricinde bazı notlar aldım size özellikle nasıl başvurulması ile ilgili paylaşmak istediğim. Dediğim gibi önce internetten kayıt oluyorsunuz. Bu ücretsiz. Kayıt olduktan sonra sizi bir portala yönlendirip oradan profilinizi tamamlamanızı istiyor sistem. Profilinizi tamamlarken volunteering experience mi, yani gönüllülük deneyimi mi yaşamak istiyorsunuz yoksa profesyonel staj mı yapmak istiyorsunuz, onu seçiyorsunuz. Ondan sonra da tarihlerinizi belirleyip ülkelerinizi seçip staj aramaya başlıyorsunuz. Aynı anda 15 projeye başvurabiliyormuşsunuz. Bu müthiş bir şey. Ben gittiğim zaman ben çok son anda katıldığım için benim ne proje ne de ülke seçme şansım çok fazla yoktu. Ha benim için iyi ki yoktu. İyi ki hayat beni oraya ve o projeye gitmeye yönlendirmiş. Belki olsaydı da ben yine onu seçerdim. Onu bilemeyiz. Fakat seçim şansının olması her zaman güzel bir şey. Ondan sonra mülakatlara katılıyorsunuz. Benim zamanımda mülakatlar önce yazılıydı ve sonra sözlüydü. Bir İngilizce sınavına falan giriyorduk ve ondan sonra da liderlik denen. Çünkü aslında siz oraya gittiğinizde bir projeyi yönetiyorsunuz ve size 19 yaşında ya da işte kaç yaşında giderseniz, yani benim için 19 yaşındayken bir şekilde liderlik kabiliyetlerine bakıyorlar. Senin kişiliğine ve kapasitene baktıkları bir mülakattı. Şu anda o mülakatta neler sordukları ile ilgili birisi bir mail atmıştı sanıyorum. İnanın ki hiç hatırlamıyorum. Yani bir tanesi İngilizce sınavıydı, bir tanesi de böyle kişisel gelişimle ilgili sorular gibiydi. Zaten özellikle sözlü mülakatta şunu hatırlıyorum. Sana aslında gerçekleri anlatıyorlar. Yani orada yaşayabileceğin zorlukları anlatıyorlar ve senin bunlara nasıl reaksiyon vereceğini görmek istiyorlar. O durumla birebir yüz yüze kalmadan sana o durumu yaşatıyorlar ve senin gerçekten bununla başa çıkıp çıkamayacağını görmeye çalışıyorlar. Mülakatlarda galiba şu anda online mülakat gelmiş ve aynı zamanda sordukları sorulara video hazırlayarak da cevap verebiliyormuşsun. Ondan sonraki aşamada da kabul aşaması. Kabul aşamasında eşleşme ücretini ödüyorsun. Dediğim gibi şu anda 550 liraymış bu ücret. Ondan sonra davet mektubun geliyor. Sonra davet mektubunda vizene başvuruyorsun. Valizini hazırlıyorsun. Son sağlıksal kontrollerini yapıp uçağa binip gidiyorsun. Ondan sonrası konfor alanından çıkıp doğrudan tecrübe edinmeye doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. Şimdiki başvuru süreci de böyle. Benim hikayemde bu süreç çok hızlı oldu. Sınava girmem, başvurumun onaylanması. Yani ben akşamına uçağım varken sabahında vizemi almıştım. O derece hızlı olmuştu. Şimdi bugün düşündüğümde yıllar önce buna nasıl cesaret ettiğime hala bazen inanamıyorum. Benim de korktuğum anlar oldu. Benim de vazgeçmeyi düşündüğüm, dönmeyi düşündüğüm anlar oldu size söylediğim gibi. Fakat bugün değil, o gün dönüş uçağında durup baktığımda iyi ki yapmışım dediğim şeylerden bir tanesiydi. Neticesinde çok fazla şey öğrendim. Dünyanın dört bir yanından çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Kendimle sık sık baş başa kalıp sık sık mücadele verdiğim anlar oldu. Fakat bugünkü hayatıma baktığımda beni ben yapan dediğim tecrübelerden bir tanesiydi Hindistan. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Sizin de bununla özellikle ilgileniyor olmanız beni gerçekten çok mutlu etti. Gerçekten bu yaptığım videoların sadece saçımı böyle yapıyorum, makyajımı da böyle yapıyorum değil. İnsanın hayatını değiştirebilecek, insan hayatına dokunan olayları bu şekilde paylaşabiliyor olmak bence çok büyük bir avantaj. O yüzden umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Hala veremediğim şeyler varsa tekrar videonun altına yazın. Özellikle yanıtlamaya çalışacağım. Umarım size bu konuyla ilgili ışık tutabilmişimdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir.
Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz ve benimle bu videolara, bu hikayelere, bu yolculuklarıma ortak olduğunuz için.